YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hissetme meditasyonu yapacağız. Bu çalışmayı her gün sabah akşam günde 2 kez yaparsanız kısa süre içinde bedeninizdeki duyguları tanımaya ve sizi nasıl etkilediğini anlamaya başlayacaksınız. Bu sayede kendinizle yapacağınız bu çalışmaların verimliliği kat kat artacaktır. Çalışma yaklaşık 10 dakika zamanınızı alacaktır. Ancak gün içinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bedeninizdeki duyguları tanımak ve hissetmek için bedenin değişik bölgelerine sistematik olarak odaklanmak gerekir. Bu odaklanmanın etkin olması için sistematik yaklaşımı alışkanlık haline getirmeliyiz. Şimdi sizden derin derin nefes almanızı istiyorum. Rahat bir yere oturun ya da yatın. Ellerinizi çapraz yapmayın, ayaklarınız ve elleriniz rahat olsun. Şimdi sizden derin 3 tane nefes almanızı istiyorum. Burnumuzdan alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz. Gözlerinizi ben aç diyene kadar lütfen açmayın. Tekrar nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Her nefes verdikçe vücudumuzun daha çok rahatladığını, gevşediğini hissediyoruz. Tekrar nefes alıyoruz. Nefes verirken bedenimiz biraz daha rahatlıyor, gevşiyor. Şimdi derin bir nefes al ve nefesini verirken başına odaklan. Kafa derine bak. Rahat mı? Şimdi gözlerine geç. Herhangi rahatsız eden bir his var mı? Baskı ya da ağlama hissi gibi bir şeyler. Görmekten kaçındığımız şeyler karşısında bilinçaltı gözleri artacaktır, kısacaktır. Ya da birikmiş gözyaşlarının akmasını istemiyorsa uyuşturacaktır. Göz yuvarlarında yorgunluk, zonklama, künt ağrılar olabilir. Sadece hisset, yorumlama, analiz etme. Şimdi kulaklarına bak. Kulaklarında tıkanıklık var mı? Çınlama var mı? Duymaktan kaçtığımız zaman kulaklar çınlamaya başlar. Burnunda rahat nefes alabiliyor musun? Birkaç nefes, nefesin burun deliklerinden ve burnun içinden geçişini hisset. Diş etlerine odaklan. Sızlama var mı? Yüzüne odaklan. Yüz kasların gevşek mi, kasılı mı? Yüzümüzden duygularımızın belli olmasını istemiyorsak, yüzümüz maske gibi donuk ve kasılı olur. Doğal botoks yapılmış gibidir. Keza acı çektiğimizin anlaşılmasından korkarsak, yüz kaslarımızı gereriz. Ağzımız gergin mi? Sürekli gülümseme otomatiğine mi bağlı? Yüzümüzde 36 çift kas vardır. Bunların sadece 4'ü işlevseldir. Gerisi duygularımızı yansıtır. Bu kadar kasın duygusal dünyamızı yansıtmasını engellemek için bilinçaltı gerçekten yoğun mesai yapar. Yüzümüzdeki 86 çift kasın yoğun mesaisi vardır. Şimdi alnına odaklan, alın kaslarını gevşet. Gözlerine odaklan, gözlerinin etrafını gevşet. Yanaklarına odaklan,
Yanaklarını gevşet. Tüm yüzüne odaklan, yüzünü gevşet. Çene kaslarına bak. Çenemizi tutmak istediğimiz zaman çene kasları kasılır kalır. Dişler sıkılı mı, gevşek mi? Diş etlerin sızlıyor mu? Dilin gevşek mi, kasılı mı? Boğazına bak. Tıkanıklık var mı? Burada kal bir süre. İyice anla. Boğazın rahat mı? Sanki laflar boğazında tıkanmış kalmış gibi mi? Guatr bölgende şişkinlik var mı? Boğazında yanma var mı? En güç fark ettiğimiz ama en sık duygusal birikim yapan yerler boyun ve omuzlardır. Boyun, zihinle beden arasında bir köprüdür. Bu nedenle zihin-beden çatışmaları en çok bu bölgede kasılma ve ağrı yapar. Boyun kaslarını oynat, iyice gevşet. Omuzlarını düşür, tüm gerginliği yok et. Kendi ağırlığına bırak. Aşağı doğru nefes boruna bak. Nefes alışverişine bak. Akciğerlerin rahat doluyor mu? Yoksa kısıtlı bir hava girişi mi var? Göğsünde bir baskı ya da sıkışıklık var mı? Burada kal bir süre. Duyguların en çok biriktiği yer göğüs bölgesidir. Tehlike karşısında hemen nefesimizi tutarız. Ve duygular burada sıkışır. Duyguların en çok biriktiği yer göğüs bölgesidir. Tehlike karşısında hemen nefesimizi tutarız. Ve duygular burada sıkışır. Kendimizi baskı altında, çaresiz hissettiğimiz zamanlarda da göğsümüzde baskı hissederiz. Bu baskı sanki hareket etmemizi engelleyen bir ağırlıktır. Sonuna kadar derin bir nefes al. Alabildiğin kadar al. Ve bir süre tut. Olumsuz duygunun bir temsili olarak göğsünde baskı hissedene kadar nefesini tut. Baskıyı hissetmeye başlayınca nefesini yavaş yavaş sal ve olumsuz duygu ile iyi hissetme arasındaki farkı fark et. Şimdi kalbine odaklan. Kalp önemli bir organdır. Sevgiyi temsil eder. Kendimizi sevgisiz hissedersek kalbimizde boşluk varmış gibi gelir. Huzursuzdur. Kalbin dolu mu, boş mu? Minnet, sevgi, şefkatin temsili var mı? Yoksa sadece acıyı mı temsil ediyor? Kalbini hayal et. Rengini, şeklini, yumuşaklığını... Şimdi karın bölgene odaklan. Öfke, suçluluk, korkular en çok bu bölgede toplanır. Ağrı, baskı, heyecan, kasılma benzeri hisler var mı? Şimdi kasık bölgene geç. Ağrı ya da kasılma var mı? Kollarına odaklan. Gevşek mi? Kasılı mı?
ellere odaklan. Eller becerimizi ve özgüvenimizi yansıtır. Bu nedenle kendimizi ifade etmekten kaçındığımız durumlarda ellerimiz uyuşuktur. Sırtına geç. Boyundan kuyruk sokumuna kadar tüm omurganı adım adım hisset. Sadece o bölgelerin gevşediğini hayal et. Kürek kemiklerini aşağı yukarı oynat. Kürek kemiklerinin arasını hisset. Kürek kemiklerini yukarı aşağı oynat. Böbrek boşluklarına odaklan. Böbreklerini hayal et ve o bölgeyi hisset. Şimdi bacaklara odaklan. Yukarıdan aşağı doğru in. Kasları tek tek incele. Kasılı mı, gevşek mi? Dizlere özellikle odaklan. Dışarı çıkmaktan kaçındığımız durumlarda bilinçaltı dizleri ağrıtmayı seçer. Birçok duygu dizlerde birikir. Korkulu durumlarda dizlerimiz titrer. Bacaklarımız kasılır kalır. Ayak bilekleri de aynı nedenlerden ağrıyabilir. Ayak tavanlarına odaklan. Ayak tabanları bedendeki meridyenlerin bitiş bölgesidir. Bu nedenle herhangi birindeki arıza veya tıkanıklık ayak tabanında bir bölgeye yansıyacaktır. Bazen bu çok küçük bir bölge olur. Dikkatle odaklanmazsak farkındalığımızdan kaçar. Her işte olduğu gibi bilinçaltı burada da otomatikliği bir süre sonra ele alır. Çok kısa sürede tüm bu taramayı yapabilirsiniz. Tüm bu bölgeleri tek tek taramadan herhangi bir olay karşısında ne hissettiğimizi anlayamayız. Sadece düşünerek hiçbir şey hissetmediğimize karar verirsek kendimizi aldatırız. Şimdi tekrar bütün vücudumuza odaklanalım ve nerede ne hissediyoruz? Şimdi tekrar derin bir nefes alıyorum, veriyorum. Tekrar derin nefes alıyorum, veriyorum. Üçüncü ve son defa tekrar derin bir nefes alıyorum, veriyorum. Hazır olduğumda gözlerimi açabilirim. Kendinizin vücudunuzda nerede ne hissettiğinizi yorumlar kısmına yazın.